GAP dünyada eşi az bulunan projelerden birisidir. Dünyada eşi az bulunan milli projelerden birisidir. Hep milli diyorsunuz. Her sözümünüzde, her cümlenizde millilik var. Milli, milli, milli. Evet, doğrudur. Çok güzel. Milli olmalıyız. Ama niye bu milli projenin üzerine gitmiyorsunuz da emperyalist bir projenin üzerine, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı oluyorsunuz değerli arkadaşlarım? BOP'a gitmiyorsunuz. BOP'u değerlendirmiyorsunuz. BOP'un eş başkanı oluyorsunuz. Ha, sonuç ne oluyor? Sonuç ne oluyor? Nereye geliyoruz? Irak parçalanma eşiğine gelmiş. Mısır, Tunus, Cezayir, Fas halini görüyorsunuz. Sıkıntılar içerisinde. Siz demiyorsunuz ki, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Bakanlar, ne yapıyoruz biz? Bütün dünya ülkeleriyle problem halindeyiz. Bütün dünya ülkeleriyle sıkıntı içindeyiz. Orta Doğu'da sıkıntı içindeyiz. Herkesle düşman halindeyiz. Bu yanlışları niye yapıyorsunuz demiyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bu işler biter biter. Yarın milletvekilleriniz biter hepinizin de. Buradaki bakan arkadaşların da bakanlıkları biter. Halkımızın huzuruna çıkarız. Torunlarımızın huzuruna çıkarız. Bize sorarlar bunun hesabını sorarlar. Ne yaptınız orada derler. Niye seslenmediniz? Bu memleket bu hale gelirken derler. Suriye'de ateş yanarken benzin bidonunun eline alınıp giden bir yönetime ses çıkarmadınız derler. Benzin bidonunun elimizi aldık çıktık. Ne yaptık? Suriye'deki bu işin en büyük müsebbiblerindeniz. Bura gelmesindeki en büyük müsebbiblerdeniz. 3 milyon insan yerinden oyadı. 1 milyon insan canını kaybetti. 3 milyon insan Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldi 3 milyon insan. 600 bini de benim şehrimde. 600 bin de benim şehrimde. Bütün dünya teröristleri ülkemize doldu. Yarın Suriye'de huzur bulduğunda bu teröristler nereye gidecek? Bunun hesabını nasıl ödeyeceksiniz değerli arkadaşlarım? Nasıl ödeyeceksiniz bunun hesabını? Bunun bedelini nasıl ödeyeceksiniz? Torunlarınıza ne anlatacaksınız? Değer mi bu ya? Değer mi bu kadar yolsuzluğa karşı sessiz kalmak? Değer mi bu kadar yolsuzluğa karşı sessiz kalmak? Değer mi, değer mi soruyorum. Değer mi bu kadar yolsuzluğa sessiz kalmak? Allah için biriniz çıkıp demiyorsunuz. Yeter yediğiniz doymadınız mı demiyorsunuz ya. Halkımız nereye gelmiş? Garibanlar nereye gelmiş? İşsizlik nereye gelmiş? Yoksulluk nereye gelmiş? Biriniz çıkıp demiyorsunuz. Biriniz, biriniz. 316 milletvekilisiniz ya. Biriniz çıkıp demiyorsunuz ya. Çok değerli arkadaşlar var içinizde tanıdığım. Deyin ne olacak ya? Çok çok siz önümüzdeki dönem milletvekili yapmazlar. Ama alnınız dik gezersiniz. Şehrinize gittiğinizde başınız dik gezersiniz. Torunlarınıza sak verirsiniz. Lütfen. Lütfen, lütfen yoksulluğun da haksızlığın da karşısında durabilecek bir yapıya eyvallah deyin. Her şeye eyvallah demeyin. Halkın yanında olan bir zihniyete evet deyin. Tek kişiye evet demeyin. Tek kişinin ülkeyi nereye götüreceğini hepimiz görüyoruz. Bugün Suriye'yi de görüyoruz. Bu hali de görüyoruz. Ne talimat alırsanız ona göre konuşuyorsunuz. Lütfen. Allah aşkına ben halkım adına rica ediyorum. Bu yanlış zihniyetten vazgeçin.